Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz. Sultan Gazi, anda açık, başı dik, yüreğinde insan sevgisi, memleket sevgisi olan, vatan sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz, hepinize merhaba. Zorlu bir sürecin sonunda artık otobüslerin üzerindeyiz. Meydanlardayız. Hep beraber el eleyiz. Omuz omuzayız. Gönül gönüleyiz. Ve İstanbul'da yeni bir zafer yazmak için sizlerle birlikteyiz. Değerli il başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sultan Gazi'nin 1 Nisan'daki Belediye Başkanı Ferhat Epözdemir'e destek vermek için milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle, genel başkan yardımcılarımızla birlikte huzurlarınızdayız. Merhaba Sultan Gazi, merhaba. Beş yıl önce Sultan Gazi'de çok çalıştık. Özellikle o Türkiye demokrasisinin en büyük hazımsızlığından sonra Ekrem Başkan'ın kazandığı seçimi hileyle iptal ettirip bir daha seçim dediklerinde tüm İstanbul'da çalışırken ben Sultan Gazi'ye çok geldim. Bugün Ekrem Başkanımızla birlikte, Ferhat Başkanımızla birlikte otobüsün ön camında şöyle bir Sultan Gazi turu yaptık. Başkanlarıma söylediğim şudur. Ben 5 yıl önce Sultan Gazi'deydim. O gün gördüğüm Sultan Gazi ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Bakın, özellikle bugün defalarca yaşandı. Tahmin ediyorum takip eden gazeteci arkadaşlar görüntülediler. Yolda gidiyoruz. Bir ablamız otobüsün önüne atlıyor, durduruyor. Cebinden, çantasından, mantosunun cebinden bir anne kart çıkarıyor. Ekrem Başkan'a gösteriyor ve teşekkür ederim diyor. Bundan büyük mutluluk var mı? 650 bin annenin çantasında, mantosunun cebinde artık anne kart var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Evet, Sultan Gazi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 yıl boyunca çok yol aldığı, çok mesafe aldığı bir ilçe. Ama en önemli mesafe annelerin gönlünde alınmış. Annelerin gönlünde. Ekrem Başkan'ın İstanbul'daki varlığı İstanbul'a huzur getirdi. İstanbul'a mutluluk getirdi. İstanbul'a güven getirdi. Sevgi getirdi. İstanbul sokaklarına adalet getirdi ve İstanbul Ekrem Başkan'ı çok sevdi. Ekrem Başkan'a desteğini arttırarak sürdürüyor. Bana özetle derseniz şöyle özetlerim. Sultan Gazi'de ne gördün? Sultan Gazi 5 yıl önce İstanbul'un verdiği karardan
çok memnun. Ve 5 yıl önce İstanbul'un verdiği kararı bu sefer 31 Mart'ta hem İstanbul için hem de Sultan Gazi için verecek. Ferhat Başkanımı Sultan Gazi'ye hizmetle görevlendirecek. İstanbul'da İstanbul'un çok güçlü bir takımı var. Takımın kaptanı bütün Türkiye'nin sevgilisi. Ancak öyle bir takım var ki takımda gençler var. Takımda kadınlar var. Takımda dinamizm var. İnanç var. Yarınlara güven var. Size layık bir kadro var bu takımda. Size layık bir kadro var. Ferhat Başkan, arkanda bu gençler varsa sırtın yere gelmez. Ferhat Başkan'la bizim bir ortak özelliğimiz var. İkimiz de aynı sene doğmuşuz, aynı ayda doğmuşuz. Tam ikimiz aynı yaştayız, yaşıtız, akranız. İkimiz de 49 yaşındayız. Bizim İstanbul'daki 39 adayımız var. Onların da yaş ortalaması aynı bizim gibi 49. Ama 31 yaşındaki Eren Ali Bingöl'den tutun Tuzla'daki bütün İstanbul'da hem genç, hem dinamik, hem tecrübeli, yaptığı işi bilen, İstanbul'a ve kente hizmet için sabırsızlanan muhteşem bir takımımız var. Bu takıma sahip çıkalım hep beraber. Benim açımdan gelip de burada İstanbullulara Ekrem Başkan'ı anlatmak hem çok keyifli ama çok da ihtiyaç yok. Ama bakın 31 Mart'ta ne olabilir biliyor musunuz? Allah muhafaza bu helikopterler gelebilir. Bu helikopterde 5 yıl öncesine kadar ne vardı? Tayyip Erdoğan oturuyordu. Yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı pata 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 geziyorlar. Bu arsa nerenin? Efendim bizim. Dönüyordu bu tarafa özel kalem müdürü Hasan Bey'e. Hasan, bunu Katarlılara verelim. Bu arsa kimin? Bu arsa kimin? Efendim, bu da İBB'nin. Tamam, bunu da ben geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdim. Yaz oraya verelim. İstanbul'daki kupon arsaları İstanbul'un üstünde uçup teker teker Araplara, Katarlılara, şeyhlere, emirlere yazıyordu. 5 senedir helikopter yok. 5 senedir İstanbul'un üstünde kabus helikopterleri uçmuyor. O arsaları ne yapıyor Ekrem Başkan? Ekrem Başkan Katarlılara değil, İstanbullulara veriyor. Park yapıyor. Hizmet yapıyor. Başkanın 5 yıldır yüzünü güldürmediği kimse kalmadı. Küçük çocuğu olan anneleri güldürdü. Yaşlıları güldürdü. Emeklileri güldürdü. Emekçileri güldürdü. Gençleri güldürdü. Bak teyzem diyor beni güldürdü, beni güldürdü. Ekrem Başkan'ın yüzünü güldürmediği birileri var. O da çıkar çevreleri, rant çevreleri. Onların değil, halkın başkanlığını yapıyor Ekrem Başkan. Şimdi
İstiyorlar ki helikoptere binsinler, yanına Murat Kurum'u alsın, İstanbul'un tepesinde yine dolaşsın. Öyle yağma yok. Ekrem Başkan'dan memnun muyuz? Ona bu sefer ona geçen sefer ikinci seçimde verdiğimizden daha büyük bir desteğe hazır mıyız? Emin olun 31 Mart'ta Ekrem Başkan kazanacak, İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta Ferhat Başkan kazanacak, Sultan Gazi kazanacak. Şimdi geçen de şöyle bir şey oldu. Ekrem Başkan'ın İstanbul'a yaptıklarını bir Trabzonlu hemşerisiyle konuşuyoruz. Dedi ki Allah için dedi, Ekrem Başkan dedi İstanbul'da bayağı çalıştı. Ama hemşerisi birazcık gönlü öbür tarafta, inkar da edemiyor Ekrem Başkan'ın yaptıklarını. Dedim ki ya Allah aşkına gel dedim bir hesap yapalım seninle. Gel bir hesap yapalım. İstanbul'da Ekrem Başkan görevdeyken Trabzon'da kaç tane milletvekili var AK Parti'nin? Dedi 4. Kaç tane bakanı vardı? Dedi o da 4. Etti 8. Ortahisar yani Trabzon Belediyesi kimde? Dedi AK Parti'de 9. Büyükşehir kimde? Dedi AK Parti'de 10. Dedim ki 10 tane Trabzonlu Trabzon'a bir tane metro yapamadı. Bir tane Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yaptı ya. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Ekrem Başkan geldiğinde o 10 metronun 10'u da durmuştu. Şimdi geçtiğimiz yıl görevi bırakana kadar Ulaştırma Bakanlığı yapan Genel Sekreter Yardımcısı para yok deyip metroları durdurmuştu. Ekrem Başkan Japonya'dan işin ehlini, çok başarılı bir Türk kadınını getirdi, işin başına koydu. Ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı yaptı. Bütün dünyadan İstanbul'a metro için yatırım aktı, para aktı. Helal olsun onlara. Sonra ne diyor? Efendim diyor, Hatay'da utanmadan sıkılmadan dönüyor bakıyor, diyor ki eğer iktidardan olmazsa Hatay Belediyesi hizmet gelmez diyor. Geldi mi diyor? Geldi mi diyor? Hatay bak mahzun kaldı diyor. Yani Hataylıların geçen seçimde verdikleri oyla depremzedeleri cezalandırdığını söylüyor. Gelecek seçimde vereceği oy için de şimdiden tehdit ediyor. Vallahi İstanbul gibi dünyanın en büyük metropollerinden birinde sen yoktun. Ekrem Başkan vardı ama senin yaptıklarının çok üstünde 4 katı, 5 katı hizmet yapıldı. Gölge etme, başka bir şey istemiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Şunu gördük. Yapılan işler, harcanan para, onların harcadığının yarısı, yapılan iş tam 2 katı. Yani israf etmeyince, çalmayınca, çaldırmayınca, birilerine peşkeş çekmeyince 4 kat arttırılabiliyor bu işler. İşte o artan 4 kat yarı yarıya tasarruf, 2 kat iş, işte bunun marifeti bu çalışkan, bu sizin evladınız, bu İstanbul sevdalısının kendinde ve ekibinde marifet. Şimdi beyefendi Murat Kurum'u getirmiş. Murat Kurum
İstanbul'da bir göreve talipmiş. Ya Murat Kurum'un önceki görevinde attığı imza ortada. Biz aman ha İliç'te siyanür var, çevre katliamı var. İnsanların sağlığına, bebeklerin sağlığına büyük zarar verir. Annelerin düşük yapmasına ya da engelli çocuk doğurmasına sebebiyet verir dedik. Dinlemediler. Atma dedik, attı imzayı. Daha sonra 4 katına 5 katına çıktı orası. Bir yandan şirket paraları istiflerken bir yandan çıkan toprak bir yere istiflendi. İşçiler dedi ki bu dağ bir gün hepimizi götürecek. O dağ geldi, 9 canımızı götürdü. Şimdi Murat Kurum diyor ki ÇED raporuyla bunun bir ilgisi var mı? Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın, felaketten sorumlusun. İstanbul'un, bakın, İliç'teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum'un İstanbul'un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz. Ben bir konuda hakkını teslim edeyim. Murat Bey çok zor bir işi başardı. İstanbul gibi bir belediyenin, böyle bir metropolün, büyükşehir belediyesinin performansını belirlemek kolay iş değil. Biz araştırmaları, çalışmaları yaptırdık. İşte bütçeyi tasarruflu kullanıldı. 2 kat iş yapıldı falan. Uzun uzun sayfalarca rapor var. Ama Murat Bey muhteşem bir tespit yapmış. Demiş ki 5 yıllık Ekrem İmamoğlu'na karne vermiş, 100 üzerinden 87 not vermiş. Tebrik ediyoruz Murat Bey'i. Vallahi ben Ekrem Başkan'a 100 üzerinden 90 mı vereyim diyordum, 95 mi, ama rakibi 87 verdiyse bu en değerlisi. Tebrik ediyoruz başkanı. Helal olsun. Rakibinden 86 aldı. İnşallah 31 Mart'ta 100 üzerinden 100'ü İstanbullulardan alacak. Şurada bir güzel kızımız var. Sen onu şu kameralara göster. Diyor ki sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Yaptım, %87 verdiler diyor. İşte burada. Sen ileride reklamcılık oku, sen ileride iletişim oku. İşim bizde. Gel Cumhuriyet Halk Partisi'nde iletişimin başına sen geç güzel kızım. Söz. Sultan Gazi'nin güzel insanları. Ferhat Bey benim takip ettiğim çok aktif bir siyasetçi. İnsan hakları meselesinde duyarlı, hak yemeyen, mağdurun hakkını savunan son derece etkili bir siyasetçi. Tema Vakfı'nda uzun yıllar çalışmış. Çevreci, yeşili seven, yeşili koruyan, kent suçlarına karşı mücadele eden, Sultan Gazi'yi seven, insanları seven bir siyasetçi. Eğer ona görevi, yetkiyi verirseniz, Ekrem Başkan'la kol kola Sultan Gazi'nin çehresini değiştirecek. Biz Ferhat Başkan'a kefiliz ve Sultan Gazi'den Ferhat Başkan'a destek bekliyoruz. Onu seviyoruz. Ona güveniyoruz. Bu kente emeği olan, bu çalışkan, bu dürüst, bu namuslu, bu erdemli insana verin Sultan Gazi'nin anahtarını. Sultan Gazi'yi 5 yılda bambaşka bir noktaya getirelim.
Burada buyurun. Geliyor. Bir görme engelli ablamız sesleniyor. Ekrem Başkan'ı buraya diyor. Biz arkadaşlardan rica edelim. Arabanın kapısına doğru yaklaşsınlar. Gitmeden Ekrem Başkan'la bir görüştürelim. Ey nesilliler burada. Habibler halkı tapu mağduru diyorlar. Sesinizi duyduk. Duyuracağız sizin sesinizi. Söz veriyoruz. Kademe bekleyen 2000'lilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Emeklilikte her türlü mağduriyeti dile getirmeye devam edeceğiz. Söz veriyoruz. Bağkur tescil mağdurlarının da sorunu söyleyeceğiz. Söz veriyoruz. 31 Mart tarihinin bir önemi var arkadaşlar. 31 Mart tarihi size belki de 3 sene 4 sene boyunca önünüze bir daha sandığın gelmeyeceği bir tarih olabilir. Eğer 31 Mart'ta hükümet bu seçimden bir ders almazsa 10 bin liraya mahkum ettiği emekli ona bir ders vermezse açlık sınırının altında çalıştırılan emekçiler ona bir ders vermezse bu kadar hayat pahalılığından canı yananlar eğer bu hükümete bir ders vermezse 1 Nisan günü diyorlar ki kemer sıkacağız. 1 Nisan günü acı reçeteyi içireceğiz. 1 Nisan gününe böyle varırsak 2 Nisan günü yapacak bir şey yok. 1 Nisan'ın ertesi günü ne yaparsan yap faydası yok. Bir şey yapacaksan bir gün önce yapacaksın. 31 Mart'ta bu hükümete bu hayat pahalılığı, bu işsizlik, bu enflasyon, bu garibanı görmeyen, emekliyi duymayan, emekçiye hakkını vermeyenlere bir sarı kart gösterilmezse, bir kırmızı ışık yakılmazsa Nisan'dan sonrası çok fena. Onun için emeklinin, emekçinin, işçinin, çiftçinin, esnafın, yaşlının, gencin bütün Türkiye'ye gücünü göstermesi lazım. Bunlara gücü göstermek için bir partinin gücü yetmez. Cumhur İttifakı'nın karşısında Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı. Geçen seçimlerde Ekrem Başkan'a oy verenlerin hepsi yine seçmen. Belki partilerin yönetimleri anlaşamamış olabilir. Siyasetçiler Ankara'da anlaşamamış olabilir. Ama Ekrem Başkan'a geçen seçimde oy veren iyi insanlar bir yere gitmediler. İstanbul'da yaşıyorlar. Hallerinden memnunlar. Geçen seçimde Ekrem Başkan'a oy veren muhafazakar insanlar inançlarına saygı bekliyordu. 5 yılda Allah var ya Ekrem Başkan'dan da ekibinden de hiçbir saygısızlık görmediler. Hizmet gördüler. Memnunlar. Bu şehirde Türkler yaşıyor, Kürtler yaşıyor, Lazlar yaşıyor, Çerkezler yaşıyor. 72 milletten insan yaşıyor. Allah var ya Ekrem Başkan adilce yönetti, eşit yönetti. Bu kentin hizmetlerini herkese eşit sundu. Oy verenler kendisinden sonuçta memnunlar. Efendim, siz Ankara'da ittifak kuramadınız. Biz kuramadık ama bu güzel İstanbullular İstanbul İttifakı'nı yine sandıkta kuracaklar. Öyle mi? İstanbul'da İstanbul İttifakı'na var mısınız? Evet. Türkiye'de Türkiye İttifakı'na var mısınız? Evet. Türkiye İttifakı nedir biliyor musunuz? Hani milli takım gol atınca ayağa zıplıyoruz ya.
Milli takım gol atınca sevinen herkes Türkiye ittifakındandır. Filenin sultanlarını izliyor muyuz? Onlar dünya şampiyonu oluyor ya. İstiklal marşını ağlıya ağlıya okuyorlar ya. Onlar ağlarken gırtlağa düğümlenen herkes Türkiye ittifakındadır. Bakın şu sallanan bayraklar Türkiye ittifakının bayrakları. Ay yıldızlı al bayraklar. İşte Türkiye bu. Türkiye'yi seven, ülkesini seven, insanını seven, İstanbul'u seven herkesle omuz omuza İstanbul'u da kazanacağız, Türkiye'yi de kazanacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Bu ülke için çalışmaya, bu ülke için, bu şehir için oy kullanmaya gidin. Sandığa gitmeyecek birinden haberdar olursanız onu mutlaka ikna edin. Mutlaka hastayı, engelliyi, yaşlıyı koluna girin, sandığa götürün. Ekrem Başkan'a sahip çıkın, Ferhat Başkan'a sahip çıkın, Sultan Gazi'ye sahip çıkın, İstanbul'a sahip çıkın. Ben Ferhat Başkanımı, Ferhat Epözdemir'i ve Ekrem Başkanımı sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Sultan Gazi halkı, inanıyoruz ki 31 Mart'ta Büyükşehir'de Ekrem Başkan, Sultan Gazi'de Epözdemir Başkan, tam yol ileri. Yorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere.